Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle profiterol yapacağız. Tarifime geçmeden önce malzemelerimi size sayıyorum. 125 gram tereyağı veya margarin, 3 adet yumurta. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 adet de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı un, 1 su bardağı su. Bunlar hamurumuz içinde. Şimdi kremamız için 3 yemek kaşığı un, 1,5 çay bardağı şeker, 1 yumurta, 500 mililitre süt, bir tane de şekerli vanilin kullanacağız. En sonunda da üzerine dökmek için çikolatalı sos dökeceğiz. Bunun arkasında da ne kadar süt kullanılacağı yazıyor zaten. O şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hamurumuza geçebiliriz. Ocağımızın altını yaktık. 125 gram tereyağımızı veya margarinimizi ocağa alıyoruz. Ve üzerine de bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi bunlar kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra da bir su bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar tereyağım ve suyum kaynadı. Şimdi unumu ilave edip karıştırarak pişireceğim. Şöyle altını kısabilirsiniz. Şöyle bir kıvam alıyor gördüğünüz üzere. Şöyle iyice pişirdikten sonra işlemimiz tamam. Arkadaşlar hamurumuz piştikten sonra bir 10-15 dakika dinlendireceğiz. Yani soğutacağız. Püf noktası ise yumurtalarımızı hamurumuz soğuduktan sonra kıracağız. Ve teker teker kırmamız gerekiyor. Hamurum pişti. Şimdi ben bunu soğumaya bırakabilirim. Arkadaşlar hamurum soğuna kadar ben de şimdi kremamı yapacağım. Kremam için malzemelerimiz belliydi zaten. 1,5 çay bardağı şeker, 3 yemek kaşığı un, yarım kutu 500 mililitre süt, 1 yumurta, 1 şekerli vanilin. Şimdi sütümüzü tencereye almakla başlayabiliriz. Şöyle yine de ölçelim. Şu su bardakları 200 mililitre zaten. Bundan 2 tane katıp bir de bunun yarımını alacağım. Sütümü tencereye aldım arkadaşlar. Şimdi şekerimi, unumu ilave ediyorum. Ve yumurtamı ilave edeceğim. Bunları bir karıştırıyoruz. Sonra altını yakıyoruz. Vanilyamızı da kremamız piştikten sonra en son ekleyebiliriz. Gördüğünüz üzere kremam kıvamını aldı. Şöyle birazcık kaynadıktan sonra ocaktan indirip soğumasını bekliyorum. Arkadaşlar hamurumuz şimdi soğudu. Teker teker yumurtalarımızı ekleyeceğiz. 4 adet yumurtamız var. Püf noktamız da yumurtaların teker teker eklenip hamurun ve soğuk olması. Şimdi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Hazır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle cıvık, yani birbirine yapışkan bir hamur olması lazım. Yumurtaların amacı da bu yüzden de. Şimdi tatlı kaşığı yardımıyla bunları tepsime birer kaşık şekilde aralıklarla koyacağım.
arkadaşlar şu şekilde şeklini verdim. Kaşıklarda, kaşık yardımıyla kolayca verebildim. Sıkma torbanız varsa kullanabilirsiniz. Ama benim elimde olmadığı için şu an kullanmadım. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımıza atıp 40 dakika boyunca pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar kremam da soğudu. Profesör Örlerim'in hamuru pişerken ben de bunu çırpacağım. Şöyle bir kutu kremam var. Ben ama bunun hepsini kullanmayacağım. Bunun böyle 50 milimini, yarısından biraz daha az kısmını biraz döküp bunun kıvamını ona göre ayarlamak istiyorum. Şu kadar falan döktüğümüz yeterli olacaktır. Yarısından biraz daha az. Şimdi bunu iyice çırpacağım. Çırptıktan sonra da dolabımı alacağım. Arkadaşlar kremam hazır. Şu şekilde bir kıvamı oldu. Şimdi ben az önce içine şöyle bir süt kreması kattım. Ama şöyle söyleyeyim. Bu zorunlu bir şey değil. Yani orijinal tarifte yok. Benim biraz koyu oldu kremam. Şu kremam biraz koyu oldu. Ben bunu açmak için elimde vardı. Bundan biraz ekledim. Zorunlu bir şey değil yani. Profiterolün içine kremamı ekledim, şöyle hepsinin içine eşit bir şekilde. Şimdi sunum yapacağım. Tabağın içine alıp üzerine de çikolata sosumuzu gezdireceğiz ve o şekilde servis edeceğiz. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Profiterolümüz hazır arkadaşlar. Çikolata sosunu döktük. Şöyle bir servis kasesine aldım. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bildirim tıkına da tuşlarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.